العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد طه الأمين الله رزالك أجن بس ديني إلم لرغتي قشلي حديث لرد وقشة دوام إتمز إنه البتة حديث لركب لكن الله رزالك أجن قسقا قسقا مزمون لي حديث لرنا وقب تانشب شقامس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي والدارقطني وخطيب البغدادي والخطيب البغدادي وغيرهم صحابة عبد الله بن عباس الله أكشلردن رازي بوسن روايات خلقان حديث ده Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şunday dediler. Fakihun vahidun, bir fakih. İslam dinini mükemmel, çukur urgangan dini alim. Eşeddu ala şeytani min elfi abidin. Şeytan üçün doğru ibadet kıladigen minte namaz konge karaganda hem ağırra. Yani mana şu ihlasli, dini ilimlerde ihlas bilen çukur, mükemmel urgengen alımını vasvas kılış, şeytan için anca ağırrağıken, anca meşakkatlirağıken, minte doğru namaz okuyduken, doğru ibadet kıladigen namaz kandı, şeytan tiz, yengil aldırırken, vasvas kılırken, lakin bu bana bu bitti, ihlas bilen mükemmel, küçlü dini ilim agen alımdı, vasvas kılıçlığı şeytan için anca bir müşkül iş eken, ağır iş eken. Bu hadisinde İmam At-Tirmizi özünü sunan kitabı da, İbn Macah özünü sunan kitabı da, İmam El-Beyhaqi Es-Sunanul Kubra kitabı da, İmam Ed-Darqutni özünü sunan kitabı da, Hatib El-Baghdadi özünü Tarih-u Baghdad degen kitabı da, hem de başka muhaddis alimler rivayet kılışken. Yine bir hadis, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذي صحابة أبو أمامة الباهلي ده رواية قلنجان حديث ده پیغمبرمز محمد صلى الله عليه وسلم شنده دیدلار Elbette Allahu Azza ve Celle özünü kub savabını, rahmetini nasip kıladı. Hem de farişteler dua okşadı. Osmanlardaki başka farişteler hem dua okşadı. Yeryüzüdeki farişteler hem dua okşadı. Hatta inki, özünü üyüde bugün, özünü üyesinde bugün çumalı hem dua kıladı. Dengiz ummanda süzüp yürgen balıklar ham dua okşadı. Kim üçün? İnsanlarga yakşı, doğru dini ilimlerde örgütgen ustazını hakkıga dua okşadı. Görüyorsunuz mu? Birinci nöbette Allahu Azze ve Celle savab nasip kıladı. Ondan ki rahmet farişteleri dua okşadı. Ondan ki Osmanlardaki barça farişteler dua okşadı. Şimdi yeryüzüde bugün farişteler hem dua okşadı. Hatta inki, uzunu inide bugün, uzunu mı? Şu çumalını inide bugün, çumalı hem dua okup Allah'tan, Allah'a dua okup, bana şu bir ustaz için, insanlarga doğru dini ilimlerde örgüt yatken ustazı hakkıga dua okuydu. Allah'ın rahmetini, mağfiratını soruydu. Dengizlerde süzüp yürgen balıklar, ummanlarda süzüp yürgen balıklara, Uzun tilida Allohga duo o'qib murojaat qilib, mana shu ustozda haqqiga duo o'qishadi. Bu hadis Imom Termiziy o'zini Sunanida rivoyat qilgan hadis. Shuning uchun ham hech bo'lmasa biz o'zimizni ahli oilamizga ustozlik qilaylik. Birovlarga ustozlik qilishlik nasib qilmasa, boshqalarga ustozlik qilishlik nasib qilmasa, hech bo'lmasa mana yaxshi ko'rgan ahli oilamizga, farzandlarimizga ustozlik qilaylik. Nimaga? Çünkü birinci ilim biriledigen insanlar bu ahli oile. At-Tahrim surasının 6. ayatı da nüme deyildi?
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقوا أنفسكم وأهليكم نارا إيمان كيرترغان باندالار الله عز وجل ذن قرقيلار الله عز وجل ذن قرقيلار حمدا سيز أوزينغزنا وآيلة أعزائنغزنا آيلة أعزالارنغزنا دوزخ أتدان سخليلار ديگن آيات بار Bu ayetini tafsirde sahabe Ali radıyallahu anhu etkenler ki ay allimu enfusakum ve ahalikumul hayra. Birinci navbette özlerin ilim alıylar. Ondan ki ahli ailelerine ilim veriler. Sahabe Ali At-Tahrim surasının 6. ayetini tafsirde şunu dedi. Birinci navbette özlerin ilim alıylar. Özlerin. Ana ondan ki aile azalarını, farzantlarınızını, bala çakalarınızını örgütüyle ilim veriler. Demek birinci dini talimat, birinci dini ilimde biz kimden organizimiz gerek? Ata anamızdan organizimiz gerek. Ata anamız bizge dini ilim organizimiz gerek. Şimdi ata ana bizge organizmese, demek bu yanda ahir zamanda küçükine alametlerden biri. Çünkü İmam Ad-Darqutni özünü sunanda rivayet edilen hadis var. İnne min eşrati sa'ati en yekuna el-ilmu inde el-asagir diye. Ahir zamanda kichkina alomatlardan birisi dini ilim katta ulug' yoshlarda emas, yosh bolalarda bo'lib qolishligi, yosh avlodda bo'lib qolishligi bu ahir zamanda kichkina alomatlardan bittasi degan hadis. Shunga qaramasdan birodarlar, shunga qaramasdan aka-ukalar, opa-singillar biz dini ilimda o'rganishimiz kerak. Alloh rizoligi uchun ixlos niyat bilan amal qilishimiz kerak. Hamda ahli oilamizga dars berishimiz kerak. Ana undan keyin qavm qarindoshimizga, do'stlarimizga iloji bo'lsa, ana shu madrasani tugatib, masjidda ishlab dars berishlik, ana masjidda dars berishimiz kerak. Lekin hammasi nima deydi bir shariat bo'yicha to'g'ri bo'lishi kerak. Dars beraman deb inson o'ziga o'zi zarar yetkazib qo'yishligi yaxshi emas. Undan keyingi hadis juda ham ajoyib hadis. Muhammad sallallohu alayhi va sallam qiziqtirgan hadislardan bittasi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Ravahu Tirmiziy va Darimi. İmam Tirmizi özümüzni Tirmizdan, Orta Osiyodan. İmam Ad-Darimi Samarqandlik olim. İmam Buxoriyning ustozlaridan. Musnadud Darimi, Sunanud Darimi degan hadis kitobida mana shu ikkita olim ham Orta Osiyolik muhaddislar ikkalasi ham sahoba Anas ibn Malikdan rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz aytadilar-ki Man kharaja fi talab al-ilm kim Alloh rizoligi uchun dini talab bilan uydan chiqsa bitta niyat Alloh rizoligi uchun dini ilm olaman din ilmini o'rganaman deb uydan chiqsa fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a uyiga qaytib kelgancha u Alloh yo'lida fi sabilillah Alloh rizoligi yo'lida Alloh rizoligini topish maqsadida Alloh rizoligini topish yo'lida yurgan hisoblanadi. Demak, shu ilm talabida uydan chiqdi, xolis Alloh rizoligi uchun uyga qaytib kelgancha demak u savob olib turgan hisoblanadi. Savob olib turgan hisoblanadi. Bu Imom at-Tirmiziy bilan Imom ad-Darimiy rivoyat qilgan hadislar. Endi İlim elbette Allah rızalığı için buluş gerek. Halis Allah rızalığı için degen niyetle alınış gerek. İlim misal için yaman niyette alışlık caiz emez. Bu cüdem hatarlı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dini ilimlerini Allah rızalığı için emez. Başka bir niyette alışlıktan man etken, tohtetken. An Ka'b ibn Malik'in radıyallahu anhu kal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار رواه الترمذي
ورواه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما. Sahabe Ka'b ibn Malik'ten, Ka'b ibn Malik'ten rivayet kılınan hadiste Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şunday dediler. Man talabel ilme liyucariye bihil ulema'a. Eğer insan dini ilimlerini Allah rızalığı için emez, belki ahli sünnet vel cemaatten bugün alimler bile tartışaman, bahslaşaman, ularda debdele kılaman, kiragini veremen, çilperçin kılaman degen niyet bilen ilim asa. Ev liyumariye bihi sufaha'a. Ya ki savatsız, dini ilimge ege bulmagan adamlarda üstüden külüp, maskara kılıp, ularda şanıge dağ çürüp, ularda abrosunu çürüp, ularda bir kalaka kılıp, istihza kılıp, abrosunu tokşlik niyeti üçün asa. Ev yasrifa bihi vucuhan nasi ileyhi. Ya ki adamlarda uzige calip kılıp, uzige karatıp, uzige mahliya kılıp utrişlik için asa, adıkhalahu Allahun nara. U bendeni Allah dozahke kırdı. U bende savabke ege bu miydi? U bende dozahke kırdı. Demek dini ilimle biz Allah rızalığı için alışımız gerek. Dini ilimle birinci şartı insan Müslüman buluş gerek. İkinci şartı ihlas. İhlas niyet bile insan ilim oladı. Bitta harfte urgansayam Allah rızalığı için. Bitta hadis yodlasayam Allah rızalığı için. Ustazdan ilim olsa hem Allah rızalığı için. Amal kısa hem Allah rızalığı için. Urgatsa hem Allah rızalığı için. Ana oşende o savab oladı. Ana oşende o ilimde berekesini oladı. Görüyorsunuz mu? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bana İmam At-Tirmizi rivayet kıyan hadis. Bana şu hadisi de insanlar kanaka niyet bilen ilim alışı mümkünlüğü hakkında bizge bir haber bildi. Demek bazı insanlar dini ilimlerini Allah rızalığı için emez, belki ahli sünnet vel cemaatli alimleri bilen tartışlık, bahsleşlik, o alimlerde bir rancıtışlık, o alimlerde hemen aldı da izze kılışlık, abrosunu tokşlik, ularda bir kinaya kılıp, hemen aldı da bir debbele kılışlık için organiş mümkün eken. Bu hakta bizge bir haber bildiler. Demek şuna kadar insanlar aramızda çıkışı mümkün eken, ilimde Allah rızalığı için emez, belki alimler bile tartışıp, bahslaşıp, uzun kursatçılık için oladigen insanlar çıkışı mümkün eken. اَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ Ya ki dini ilimde Allah rızalığı için almazdan, belki dini ilimge muhtaç bugün, ya ki dini ilimde amagen insanda üstüden bir külüşlük için asan. Uni bir masxara qilishlik uchun, uni bir obro'sini bir yer bilan toptashlik uchun, uni behurmat qilishlik uchun, uni juda ham bir beobro' qilib tashlashlik uchun olsa, demak u inson harom gunohga tushadi. Albatta bu hadisni biz Zujajatu al-Masabih degan kitobdan o'qiyapmiz. Zujajatu al-Masabih degan hadis kitobidan. Endi 3-chi holat اَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ اِلَيْهِ Ya ki insan dini ilimle Allah rızalığı uçinemez, belki şu alamanı, şu bir cemaanı, macmuanı, bir şu malum miktardaki guruhunu uzige karatıp, unge şu mahliyakı uzige celp etçilik uçun organsa, dikkat merkezide buluşlik uçun organsa, hammani bir hurmat e'tiboriga shu hammani bir nima deydi diqqat e'tiboriga erishishlik uchun hamma uni qoraka qoraka shayx shayx deb shu u obro'sini ko'tarib shu tayiga kirib ketadigan niyat bilan o'rgansa u inson gunohga tushadi u xolis Alloh rizoligi uchun o'rganmagan uni maqsadi boshqa edi dini ilm orqali insonlarga xo'jayin bo'lish edi Dini ilim orqali o'zini insonlardan ustun qo'yish edi. U ixlosdan i harfi u yerda xidi yo'q. U Alloh rizoligi uchun olmagan ilimdi, balki insonlarga xo'ja bo'lishlik uchun, insonlarning ustidan bir boshliq bo'lishlik uchun, ulardan bir ajrab turishlik uchun, ulardan ustun bo'lishlik uchun o'rgangan. Bu juda ham qo'rqinchli holat.
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ogohlantirgan, bunaqa niyat bilan bunaqa bir holatda ilm obo'lmaydi. Chunki oqibati nima? Payg'ambar nima dedilar? Adkhalahullohu an-nara. Unaqa niyatda, bunaqa bir yomon niyatda dini ilmlarni o'rgangan inson albatta do'zaxga kiradi dedilar. Vaqtincha bo'lsa ham u musulmon, vaqtincha bo'lsa ham vaqtinchalik bir do'zax azobiga loyiq bo'ladi. Shuning uchun ham ixlos mavzusiga biz doimo to'xtalamiz. Darsimizni boshida to'xtalamiz, darsimizni oxirida to'xtalamiz, darsimizni o'rtasida to'xtaymiz. Nimaga? Alloh rizoligi uchun degan niyat bo'lish kerak doimo. Yuragimiz shu Alloh rizoligi uchun degan niyat bilan nafas olish kerak, nafas chiqarish kerak. Shu dupullar urganda ham faqat Alloh rizoligi uchun, Alloh rizoligi uchun degan niyat bo'lish kerak. Mana shu niyatni biz o'zimizga singdirishimiz kerak. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه صحابه أبو هريرة رضي الله عنه الله أكشدان رازب وسن rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullohi. Allohning rizoligi istaladigan, Allohning rizoligi topiladigan diniy ilmlarni inson xolis o'rganmasa, balki u la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya. Bir dunyo matohi, bir dunyo boyligiga erishishlik uchun o'rgansa, ya'ni Alloh rizoligi uchun emas, diniy ilmlarni Alloh rizoligi uchun emas, balki bir dunyo boylik, shon-shuhrat, bir boshliqlik, zo'r daraja uchun o'rgansa, shu dunyodan bir katta bir nasibaga erishishlik uchun o'rgansa, lam yajid arfal jannati yawm al-qiyamah. Qiyomat kuni jannatni hidini ham hidlamaydi. Boshqa hadisda aytgan jannatni hidi 1000 yillik masofaga tarqab turadi birodarlar. Jannatni hidi, jannatni hidi jannatda 1000 yillik masofa uzoqlikka tarqalib turadi. Ko'ryapsizlarmi, ixlos ne'mati qanchalar zarur? Din ilmida qanchalar zarur? Qanchalar zarur? Shuning uchun ham Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, diniy ilmni inson faqat Alloh rizoligi uchun o'rganish kerak. Dunyo boyligi uchun emas, shon-shuhrat uchun emas, insonlarda ustidan xo'ja, hoja bo'lishligi uchun emas, boshliq bo'lishligi uchun emas. Bir insonlarni o'ziga qaratib, mahliyo qilib o'tirishligi uchun emas. Bular bo'lmas bir ertaklarda bo'lgan voqealarda aytib o'tirishlik uchun emas. Alloh rizoligi uchun ilm olish kerak. Alloh rizoligi uchun amal qilish kerak. Mana shu Alloh rizoligi uchun. Fudoyl ibn Iyod degan bir olim o'tgan, ajoyib muhaddis tobe'i, Samarqandlik inson, O'rta Osiyoda. U kishi nima qilgan? Saltanatni tashlab Makkaga borib, dini ilmni olib Makkada yashagan. 40 yil oq non yemagan ekan birodarlar, oq non yemagan ekan. Bir katta bir zadoga mehmonga chaqiribdi-da, dasturxonga yumshoq oppoq obinon qo'ygan ekan. Obinon. Obi non, farsiy so'z, obi non. Shunda haligi oq non bilan gaplashib, yig'lashni boshlab, hamma hayron. Fudoyl ibn Iyod aytayotganki, "Men sen bilan 40 yildan beri kurashaman. 40 yildan beri sen menga tinchlik bermaysan. Men xolis Alloh rizoligi uchun 40 yildan beri shu seni yemayman deb men shu oq nondan voz kechdim. Haliyam sen o'zingni menga taqdim qilasan. Haliyam shu sen oldimdan chiqib turasan" deb nom bilan gaplashib urush ketdi. Nom bilan gaplashib. Mana ixlosning kuchini qarang. Shuning uchun ham Ahmad ibn Hanbal 1000 hadislarda yod bilgan. Shuning uchun ham Imom Buxoriy o'zi aytgan, "Men 100 ming sahih hadis, 200 ming zaif hadisni yoddan bilaman" degan. Shuning uchun ham Abu Dovud aytgan, "Men mana shu barmoqlarim, qo'llarim bilan 500 ming hadisni yozganman" degan.
Çünkü nam İmam Tirmizi etken, ben umrumda 400 hadiske bağışladım degen. Ne mege? İhlas küçülü bugün. İhlas. Sahabalarda bir gafı bırakın. El-ihlasu iksirul amel. Bazıları açıdı, bu Abdullah bin Abbas'ta sözü deyişedi. Allahu alem. Lakin bazı manbarlarda okuyayım ben. El-ihlasu iksirul amel. İhlas bu izgü amelinin ruhu. Asasi kısmı hesaplanan. Çünkü nam kitap okuduk mu? Niyetimiz Allah rızalığı için. Amal kılıyapız mı? Allah rızalığı için. Yiğit kızı yapız mı? Allah rızalığı için. Bendeni kuğunu tapış bu miydi? Bendeni kuğunluğa itibar vermek gerek. Allah rızalığı için. Allah rızalığı için. Fakat hemen arası Allah rızalığı için. Hadis yadlıyız mı? Yadlıyız mı? Allah rızalığı için. Namaz okuyunuz mu? Allah rızalığı için. Hemen arası Allah rızalığı için. Ben şu yürekke singip geçiş gerek. Singip geçiş gerek. Şimdi kanaka halat gibi çıkadı. El-muhlis degen halat gibi çıkadı. Al-ihsan degen halat gibi çıkadı. Bu degeni halis Allah rızalığı için ibadet kılınca. Halis Allah rızalığı için ilim alınca. İnna Allaha yuhibbul muhsinin degen ayet var. Elbette Allahu Azze ve Celle ihlası küçülü Müslümanlarda yakış görüldü. Kup yakış görüldü. Ularga kup savab verildi. Çünkü ne? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de hadislerine biz muhtacımız. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de biz talimatıya muhtacımız. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de sünnetine muhtacımız. İnsan ahli sünnet vel cemaatte ikenliğini katten biledi. Hayırdan biledi. El-Fetâ ve Et-Tâterhâniye degen kitapta eğitilgen. Adaşmasam 9. ciltte. İnsan oga ilmini Kur'an-ı Kerim ayetine, Peygamberimizde hadislerine, Peygamberimizde sünnetine, sahabelerde sözlerine, tabi'inlerde sözlerine, etba'ı tabi'inlerde sözlerine kaytaradı. Demek o gün ilmini ne bilen ölçüydü? Kur'an-ı Kerim ayeti bilen, Peygamberimizde hadisleri bilen, Peygamberimizde sünnetleri bilen, sahabelerde sözü bilen, tabi'inlerde, etba'ı tabi'inlerde sözü bilen ölçüydü. Ana o'sha hammasiga loyiq keldi, to'g'ri keldi, demak u ahli sunnat va jamoat. Bu al-Fatawa va at-Tatarxoniya degan kitobda aytilgan. Ahli sunnat va jamoatdan bo'lishlik katta baxt. Bu katta baxt. Mana shu yo'lda Allohu azza va jalla bizni adashtirmasin. Mana shu yo'lda biz bardavom bo'laylik, sobit qadam bo'laylik. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوب رواه الترمذي إمام الترمذي أوزن السنان كتاب ده صحابة أبو هريرة الله أكشنا رازي بسن روايات قلقان حديث ده فيغنبر مس محمد صلى الله عليه وسلم شندي ديدلر تعلموا الفرائض والقرآن أي مسلمانlar siz miras ilmini o'rganinglar miras ilmiga e'tibor beringlar Qur'oni Karimni o'rganinglar Qur'oni Karimni tafsirini o'rganinglar va allimun nas hamda insonlarga ham o'rgatinglar fa inni maqbudun albatta men ham o'ladigan odamman men ham ajali yetadigan odamman men ham vaqt soatim kelsa bu dunyoni tark etib Vaki dünyaya köçedigen insan man, ben hem vefat etedigen insan man deyip etkenler. Bu hadisini İmam Tirmizi rivayet kigen. Şimdi hazır miras ilmige itibar cüde hem kemalik etti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de ikinci bir hadisinde aitilgen ki, ahir zamanda alametlerden birisi ümmetin miras ilmige itibar vermeye koyar degen hadis var. Miras ilmi birinci kotarladigen ilim. Ümmetten kotarladigen ketedigen birinci ilim bu, miras ilmi. Miras ilmi. Miras ilmida olimlar aytishadi, bir 1500 taga yaqin qonun qoida bor miras ilmida. Buni ham o'rganishimiz kerak. Ko'ryapsizmi? Demak, bizning hayotimiz ish, amal, ilm, amal. Ishlab halol pul topishligan bizga kerak. Chunki harom luqma joiz emas. Hamda diniy ilmda ustoz bilan o'rganib
doğru düşünüp, fahimlab, amal qilib yetkazishligim kerak. Al-Fatawa Tatarxoniy degan ajoyib bir kitob bor. Ajoyib. Bitta olim 130 dan ortiq kitobdan foydalanib istifoda qilib yozgan kitob. 37 000 dan ortiq diniy javoblar jamlangan kitob Al-Fatawa At-Tatarxoniy. Ajoyib kitob. Ajoyib kitob. Shunga o'xshagan katta-katta mu'tabar dini kitoblarda o'rganib, inson ustozlardan o'tib, kuniga 10 ta masala yodlasa ham, kuni behuda, befoyda o'tmagan bo'ladi. Kuniga 10 ta masalani o'rganib borsa, mashaalloh. Tahoratda mana 1,5 ming ta masala bor. Namozda 2 ming dan ortiq masala bor. Ularni o'rganib, inson amal qiladi, asta tarjima qilib xalqqa yetkazadi. Allohu azza va jalla hammamizdan rozi bo'lsin. Allohu azza va jalla dini ilmlarga bo'lgan muhabbatimizni orttirsin. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل الفقيه في الدين إن احتاج إليه نفع وإن استغني عنه أغنى نفسه رواه رزين العبدري صحابة علي دا رواية قلنجان حديث دا رضي الله عنه الله رازي بسن صحابة علي دا پیغمبر مز محمد صلى الله عليه وسلم شنلي دي دلر نعم الرجل الفقيه في الدين dinni chuqur o'rgangan, dinni, islom shariatini, islom qonun qoidalarini, diniy fatvolarni, diniy hukmlarni, ahkomlarni o'rgangan faqih, islom huquqshunosi, islom faqihidan Alloh rozi bo'lsin, bu inson qanchalar yaxshi deganlar. نعم الرجل الفقيه في الدين dinni o'rgangan, dinni chuqur o'rgangan faqih qanchalar yaxshi inson deganlar. Payg'ambarimiz maqtagan. In ihtija ilayhi nafa'a. Agar insonlar unga murojaat qilsa, unga bir hojat sezsalar, unga bir savol berilsa, insonlarga bir foydasi tegadi, nafi tegadi. Berilgan savolga to'g'ri javob beradi. Bu qanchalar yaxshi. Wa in istughniya anhu aghna nafsuhu. Agar unga bir ehtiyoj tug'ilmasa, ehtiyoj tug'ilmasa, u o'zini endi shu nima qiladi, olgan ilmiga amal qilib yuradi. Qanchalar yaxshi degan. Demak, Muhammad sallallohu alayhi va sallam dinni chuqur o'rgangan insonni maqtaganlar. Chunki arab tilida af'alul madh degan fe'l bor. Ya'ni maqtovda ishlatiladigan maxsus fe'llar bor. Shulardan bittasi ni'ma. Payg'ambar o'zini hadisini qaysi so'z bilan boshladi? Ni'mar rajulul faqih fi din. Dinni chuqur o'rgangan faqih qanchalar yaxshi inson dedilar. Payg'ambar xursand bo'ldilar. O'zini xursandligini maqtov fe'li bilan ifoda qildilar, izhor qildilar. Ni'mar rajulul faqih fi din. Faqih kim bu? Faqih shariatni chuqur o'rgangan, halol bilan haromni farqiga borgan, makruh tahrimiy, makruh tanzihiyni ajrata bilgan, muboh nima, harom nima, halol nima, nima joiz, nima joiz emas, nimaga ruxsat, nima tiyilgan, o'shani farqiga borgan diniy mutaxassis olim faqih bo'ladi. Ana o'shanaqa diniy olimni Muhammad sallallohu alayhi va sallam maqtadilar. Demak, Muhammad sallallohu alayhi va sallam ummatida olimlar ko'payishni xohladimi? Xohladilar. Shunchidan biz dini ilmlarga o'zimizni e'tiborimizni, diqqatimizni, rag'batimizni ko'proq qarataylik. Chunki Muhammad sallallohu alayhi va sallam maqtagan, mana shu maqtalgan toifaga biz ham bir kiraylik, mana shu sinfdan bo'laylik. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين في مسجده فقال كلاهما على خير وأحدهما أفضل من صاحبه أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه
فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم. وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه أو العلم ويعلمون الجاهل فهو أفضل. وإنما بعثت معلما ثم جلس فيهم رواه الدارمي. Samarqandlik muhaddis, bizning vatandoshimiz, O'rta Osiyolik olim Imom ad-Darimiy o'zini Sunanida, Musnadida Abdulloh ibn Amr al-As as-Saqofiydan rivoyat qilgan hadis. Payg'ambarimizning Madinadagi masjidida bir kuni ikkita guruh tuzildi, ikkita majlis. Bitta majlisda jamoat o'tirib, jamoaviy ravishda duo qilyapti. Ikkinchi majlisda İnsanlar bir-birge dinini öğretiyordu, dini ders getiriyordu. Peygamberimiz bana şu ikide mecliste aldıdan oturup toktadılar da hadis ettiler. Kilahuma ala khayrin. Bana şu ikide meclisem yakşı halatta. İkide meclisteyim halatta cüde acayip yakşı halat. Ve ahaduhuma afdalu min sahibihi. Lekin bitti meclis ikincisige karagende yakşı rak dediler. Amma haula'i fayad'una Allah ve yergabun ileyhi. Birinci meclis Allah'a dua kıladı, Allah'a iltica kıladı, Allah'tan bir yaxşı narsanı soruydu, yaman narsadan panah tiliydi, yani dua kılışadı. Fa insha'a a'tahum ve insha'a mana'ahum. Fa insha'a a'tahum ve insha'a mana'ahum. Allahu azza ve celle xohlasa bu dua qilgan jamoani duosini ijobat qiladi. Ular so'ragan narsani, yaxshi narsani beradi, yomon narsadan tiyadi. Agar Alloh xohlamasa, duo ijobat bo'lmaydi. Va amma haula'i, lekin ikkinchi majlisga keladigan bo'lsak, fayata'allamuna al-fiqha aw al-ilma va yu'allimuna al-jahila. Ikkinchi majlis dinni o'rganyapti, diniy dars beryapti, bir-biriga dinni o'rgatyapti. Mana shu majlisda bo'lgan dindan bexabar bo'lgan insonga ular dinni o'rgatyapti. Dinni asosidan gapiryapti, aqidadan gapiryapti, fiqhdan gapiryapti, Qur'ondan gapiryapti, hadisdan gapiryapti, tafsirdan gapiryapti. Fahum afdal. Shunga ko'ra deyapti, diniy dars borgan majlis duo zikr bo'lgan majlisga qaraganda afzalroq dedilar payg'ambarimiz. Va innama bu'istu mualliman. Hamda payg'ambar aytdilarki, albatta men insonlarga muallim, insonlarga dinni o'rgatuvchi etib yuborilganman dedilar-da, summa jalasa fihim. Dars bo'lgan, diniy dars, diniy halqa bo'lgan, din haqida gapirilgan, diniy dars bo'lgan halqa majlisga kelib payg'ambarimiz o'tirdilar. Mana shu majlisga kelib nima o'zlari kelib majlisda qatnashdilar. Ko'ryapsizmi? Demak, Muhammad sallallohu alayhi va sallam din darsi bo'lgan majlisga kelib o'tirdilar. Shunchunam biz din ilmiga ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Bu degani endi zikr o'qimaylar degani emas. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam har bir holatida zikr o'qiganlar, lekin payg'ambarimiz din ilmiga ko'proq e'tibor berganlar. Shunchunam din ilmiga biz rag'batimizni orttirishimiz kerak, qiziqishimizni orttirishimiz kerak. İmam al-Bayhaqi al-Jami'u li Shu'ab al-Iman degan kitobida Oyisha onamizdan rivoyat qilgan hadis. Va an Aisha radhiyallohu anha annaha qalat sami'tu Rasulallohi sallallohu alayhi va sallam yaqul inna Alloha azza va jalla awha ilayya annahu man salaka maslakan fi talab al-ilmi sahhaltu lahu tariq al-jannati ومن سلبت كريمتيه أثبته عليهما الجنة وفضل في علم خير من فضل في عبادة وملاك الدين الورع. إمام البيهقي وزن عجائب كتاب بر الجامع لشعب الإيمان كامل إيمان صفات لردقان كتاب تا عائشة ونامزدان الله أكشدان راضي بسن روايات قيان حديث دا پيغمبر مز محمد صلى الله عليه وسلم شنبه بدلار حديث قدسي إن الله عز وجل أوحى إلي پیغمبرمز айттылар الله عز وجل منگا شندي وحي نازل قلده أنه من سلك مسلكا في طلب العلم سهلت له طريق الجنة. اگر بر مسلمان الله رضالگی үчүн
dini ilimde örgense, ben o bendege cennet yolunu ansallaştıramam. وَمَنْ سَلَبْتُ كَرِيمَتَيْهِ أَثَبْتُهُ عَلَيْهِمَ الْجَنَّةَ Eğer ben bir Müslümanını kuzunun nurunu alsam, yani o Müslümanını kuzu kurmayı kalsa, o Müslüman sabır kısa, iman bilen vefat etse, onun mükafatı cennet bulur. وَفَضْلٌ فِي عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ فَضْلٍ فِي عِبَادَةٍ İnsanlığı deyipti, kop ilmi olsa, o ilimde Allah rızalığı için olsa, bu deyipti, ihlassız ibadetlerine karaganda yakşıra. Yani insan Allah rızalığı için ilim olsa, bu deyipti, ihlassız, yani Allah rızalığı için okulmagan namazlarda ibadetlerine karaganda yakşıra. Yani İhlas bilen alıngan ilim, ihlassız ibadetlerge karaganda yakşı. Ve milakü dinil vera. Dinli asaslardan biri bu takva. Allah'tan korkuşluk. At-takva bu nima bu? Allah'ın farzlarını, vaciblerini ötüp haramlardan tiyilişlik, korkuşluk. Al-vera, indi bu makruh narsalardan. Şübhali narsalardan hem insan özünü alıp kaçsa, çette olsa bu elvara değildi. Demek takvanı hem özünü dereceleri var. İmam Ad-Darimi özünü musnadı da sahaba Abdullah ibn Abbas'ta sözünü aytadılar ki وَعَنَ عَبْدِ اللّٰهِ ibn-i عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالْ تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِنْ اِحْيَائِهَا Müslüman adam keçesi bir saat agen ilmini tekrarlasa, yangi bir dini ilimde örgense, şu keçede namaz okuyenge karagende yakşıra deyildi. Demek ilimde, ilimde faydası kub. Biz hem ilim alışımız gerek, hem ibadet kılışımız gerek. İlim alışımız gerek, Allah rızalığı için, amel kılışımız gerek, Allah rızalığı için. İbadet kılışımız gerek Allah rızalığı için. Agen ilmimizde yet kılışımız gerek Allah rızalığı için. Şimdi ilimge tegişli hadisler kub. Hadisler kub. Bizde vaktimiz ham bilgilengen. İnşallah bu mevzunu biz Allah rızalığı için ondan ki gençe imkan kadar sizlerge yet kızamız. Allahu Azze ve Celle bana şu derste katmışken Dersine kilip çıkışıge sebepçi bulgen, Müslümanlardan razı olsun. Allahu Azze ve Celle imanımızı kamil kısın, günahlarımızı keçirsin. Bugün bana Peyşembe akşamı deyildi, Peyşembeden Cuma'ya uter keçesi. Kuprak salavat okuş gerek. Allah'da bir namaz var, hatırını küçeytiredigen namaz. Sahabe Ali'ye Peygamberimiz örgetken namaz bu hakta. İmam Tirmizi'de Sunan'da kegen, Ahmed ibn Hanbel'de Musnad'da kegen bu hadis ben bir Allah'a tanışamız. İnşallah bana şu dini dersimiz Allah rızalığı için olsun, faydalı olsun, faydalı olsun. Bihude ders bu mesel, belki ayet hadis boyunca sahabelerde, tabiinlerde sözü boyunca alıp barılgen bir faydalı dini ders olsun. Bana şu derslerde savabı bir mizanımızda tuldursun. Kıyamet günü bana şu dini dersler bizde faydamızga şahit olsun. Sevaplarını kuruyoruz. Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Tahal Emin. Lillahi Teala Allah rızalığı için Allah rızalığı için halis Allah rızalığı için braderler yine bir dini maruzanı alıp varamız. Başladık. Uhan bosa hadis dersleri. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e nazil bugün Kur'an-ı Kerim'den keyin İslam alamında, İslam talimatında cüde hem acayip fen var, acayip ilim var o hem olsa hadis ilmi. Hadis ilmi. Bu fenge tegişli kitaplar kub. Cüde hem kub. Peki biz yine de şu ustazlarımızla otip bir mehir vergen kitaplar var. İşge borsagam şu kitoblarni ko'tarib yurishga harakat qilamiz. Mehmonga boramizmi, choyxonaga boramizmi? Oddigina bir birodarni uyiga borib, shu bir piyola choyini ichib, dindan gaplashamizmi? Shu doimo qo'limiz bilan ko'tarib yuradigan kitoblar bor. U ham bo'lsa,
O'sha kitoblardan bittasi Zujajatu al-Masabih degan kitob. Ajoyib kitob. Ajoyib kitob. Aksariyat bizni diniy darslar, diniy ma'ruzalar mana shu kitobdan bo'ladi. Kitabul Adab. Islom odob axloqiga tegishli kitob. Babus Salam. Shariatda salomlashishlik, shariat din bo'yicha salomlashishlik, ya'ni salomlashishlik, salom alik. قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا النساء سورة 86 آية Agar sizga salom berilsa, agar sizga boshqa bir musulmon salom bersa, siz ana shu salomga o'xshash bir u salomdan ham yaxshi alig oling yoki u salomga o'xshagan bir alig oling. Ya'ni sizga qanday salom berilsa, ana o'sha salomdan ham yaxshi ravishda alig oling, bu eng ko'pi bilan, eng kamida ana o'shanday alig oling. Masalan, sizga assalomu alaykum desa, siz va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh deb aytsangiz bo'ladi. Endi bu oyat, mana shu oyat, mana An-Niso surasi 86-oyat. Birinchi sura bizda Fotiha surasi, ikkinchi sura bizda Baqara surasi, uchinchi sura bizda Ali Imron surasi, to'rtinchi sura bizda An-Niso surasi. Hozir mana shu bizda Qur'onimizda, Qur'oni Karim kitobimizda 114 ta sura bor. Ham kuchli fikrga ko'ra 6236 ta oyat. Oyatlarda soni, adadi haqida ham bir 6 tadan ortiq fikr bor. Bu haqda endi mana tajvid ilmiga tegishli kitoblardan topasizlar, ayniqsa Abu Amr Ad-Dani degan juda ham kuchli bir mufassir, tajvid olimi o'tgan, 100 ortiq kitob yozgan, u 6 fikrni, 6 qavlni olg'a surgan. Men nima demoqchiman endi? Shu An-Niso surasi 4-chi sura 86-chi oyatda aynan musulmonlar orasida salomlashlik haqida oyat bor ekan. Hozir bir ikkita hadis o'qiymiz. Va an Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu anna rajulan jaa ila an-nabiy sallallohu alayhi wa sallam faqala assalamu alaykum faradda alayhi thumma jalasa faqala an-nabiy sallallohu alayhi wa sallam 10 thumma jaa akharu faqala assalamu alaykum wa rahmatullahi faradda alayhi fajalasa faqala 20 ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال 20 ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال 30 رواه الترمذي وأبو داود صحابة عمران ابن حسين ديجان صحابة دان الله راضي بسن Rivoyat qilingan hadisda bir inson, bir musulmon, bir sahoba kelib payg'ambarimizga assalomu alaykum deb salom berganlar. Shunda payg'ambarimiz o'rinlaridan turib va alaykum assalom deb javob berganlar, o'tirganlar hamda 10 deganlar, 10 ta deganlar. Undan keyin bir vaqt o'tib, ikkinchi sahoba kelgan, ikkinchi odam kelganda Assalomu alaykum va rahmatulloh deb payg'ambarimizga salom berganlar. Payg'ambarimiz o'rinlaridan turib va alaykumus salom va rahmatulloh deb o'tirgandan keyin 20 ta deganlar. Undan keyin bir vaqt o'tib, 3-chi odam kelgan, 3-chi shaxs kelgan, 3-chi musulmon kelganda Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu deb aytgan. Payg'ambarimiz o'rinlaridan turib va alaykumus salom va rahmatullohi va barakotuhu deb aytganlar, o'rinlariga o'tirgandan keyin salasun deganlar, 30 ta deganlar. Bu hadisni Imom Termiziy o'zini Sunan kitobida, Imom Abu Dovud o'zini Sunan kitobida rivoyat qilgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan kelgan rivoyatda shunda sahoba so'ragan, "Ya Rasululloh" degan,
birinchi odamni salomiga alig olgandan keyin 10 ta dedingiz. İkinci adamda salamıga alıg olgandan keyin 20 ta dediniz. Üçüncüsünü, üçüncü adamda salamıga alıg olgandan keyin 30 ta dediniz. Bunun sebebi ne? Bunun boisi ne? Peygamberimiz aittiler ki, birinci adam 10 ta savabı aldı. İkinci adam 20 ta savabı aldı. Üçüncü adam 30 ta savabı aldı degenler. Demek assalamu aleykum deyip açlıkta 10 ta savab var. Assalamu aleykum ve rahmetullah deyip açlıkta 20 ta savab var. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu deyip açlıkta 30 ta savab var. Şimdi bana şu bana hadislerde hem akideye tegishli joyi bor ekan da cennetke yol degen birodarimiz. Şimdi bilmedim şimdi bu kimdir bu profili. Şu ya erkek mi ya ayol mu Allahu alam. Ko'ryapsiz mi 10 ta savob. Savob bu aqidaga tegishli. Nimaga? Chunki savob qiyomatda musulmonga darajasini oshishiga sabab bo'ladigan narsa. Qiyomatda musulmon odam shu pul sirot ko'priga deymiz. Sirot ko'prigidagi tezlik uni savobiga bog'liq. Qancha savobi ko'p bo'lsa, shuncha tezligi kuchli bo'ladi. Payg'ambarimiz aytgan sirot ko'prigini ba'zi musulmonlar chaqmoq tezligida uchib o'tadi degan. O'ylab ko'ring, chaqmoq qanaqa tez? Shunaqa tezlikda uchib o'tadi degan. Ba'zi musulmonlar juda ham tez, shamol, dovul qanday o'tadi, shunday tez o'tib ketadi degan. Ba'zi bir musulmonlar sirot ko'priga oyog'i tegmasdan uchib o'tadi degan. Ba'zi bir musulmonlar tez chopadigan otlarning tezligida shu o'tib ketadi degan. Demak, qancha savob ko'p bo'lsa, shuncha musulmonning tezligi sirot ko'prigidan tez o'tishi tez bo'lar ekan. Tushuntirdimmi? Demak, bitta hadisda biz ham aqidani o'rganamiz, ham fiqhni o'rganamiz. Aqida alohida kitoblardan bo'ladi. Mana shu kitobdan o'tamiz biz. Al-Fiqhul Akbar degan kitobdan o'tamiz. Lekin bitta hadisda biz ham fiqhni ham o'rganamiz, ham aqidani ham o'rganamiz. Bu islom ta'limoti. Faqat islomda bor. Bitta hadisda, bitta oyatda ham fiqh, ham aqida. Inshaalloh aqidaga alohida to'xtaymiz, alohida kitoblardan dars qilamiz. Endi shu azgina qanoat degan narsa bo'lish kerak. Shukr degan narsa bo'lish kerak. Chunki Ibrohim surasida 7-oyatda aytilgan-ku va iz ta'azzana robbukum la in shakartum la azidannakum. Ey musulmonlar, agar siz Alloh bergan ne'matga, ya'ni ey insonlar, aslida bu Musa payg'ambar o'zini xalqiga aytgan, ey insonlar, agar siz Alloh bergan ne'matga shukrona aytsalaring, shukrli bo'lsalaring, Alloh ne'matini ko'p qilib beradi deganlar. Inshaalloh aqida darslari bo'ladi. Bo'ladi. Mana biz endi yaqinda boshladik-ku endi. To'g'rimi? Endi ish boshlagan odamga uni qiling, buni qiling deb takliflar zo'r, rahmat. Ikkisal bir-birimizni tushunaylik-da endi. Undan keyin mana juda ham bir qiziq mavzu. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير صحابة عبد الله بن عمرو العاص الثقفي aytibdilar ki bu sahaba bir insan kelib turib payg'ambarimizga savol berganlar ey Allohning elchisi ey Allohning payg'ambari islom dinida yaxshi amallardan qaysi biri degan. Ya'ni islom dinidagi yaxshi amallardan ayting, xabar bering. Yaxshi islom dinida qabul qilgan amallardan bir o'rgating. Qaysi amallar yaxshi amallar deb savol bergan. Payg'ambarimiz aytganlarki, tut'imut ta'am degan. Musulmonlarga ovqat berishing. Mehmondorchilik degan. Musulmonlarga bir ovqat berishing degan. Va taqra'us salama ala man arafta va man lam ta'rif. Hamda sen tanigan, tanimagan musulmonlarga salom berishliging degan. Muttafaqun alayh. Bu hadisni Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyat qilgan. Endi boshqa bir hadislar bor. Misol uchun Abu Nuaym al-Asbahani degan muhaddis olim o'zini Hilyatul Awliya degan kitobida
hamda boshqa hadis kitoblarida aytilgan inna min ashrati saati an yakuna as-sama ala al-ma'rifati deganlar. Oxir zamonda alomatlaridan bittasi salom degan tanigan odamga beriladigan bo'lib qoladi degan. Salom, assalomu alaykum va rahmatulloh va barakotuh degan mana shu salom odam taniganiga beradigan bo'lib qoladi degan. Oxir zamonda kichkina alomatlardan bittasi bu. Shu ikkita musulmon bir-birini taniydi, lekin uchinchisini tanimaydi. Shu tanimagan musulmonga salom bermay qo'yar ekanda, shu darajaga borib qolar ekanmiz. Shu darajaga ummat borib qolar ekan. Haqiqatdan hamda mana misol uchun bozorga borasizmi yo bir guzarga tushasizmi yo bir do'konga tushasizmi? Endi ko'pimiz Rossiyada yashaymiz, biz ham shu Qozon atrofida avtobusda ketsangiz, endi men soqolim bor, do'ppim bor, men taniydim endi kallasini silkitib qo'yadi odamlar. Men ham bunday silkitib qo'yaman. Endi musulmonlar baribir bir-birini taniydi. Assalomu alaykum. Как ты, брат? Хорошо. Aybatmi? Sansog'mi deb o'zimizcha gapirib qo'yamiz endi. Ha, ba'zilar borki, shu hadisni bilmaydi, amal qilmaydi-da. Shunday humrayib qarab turadi. Nimaga? Chunki shu oxir zamonda kichkina alomati bir-birini taniganga salom beryapti hozir musulmonlar. Bir-biriga taniganga salom beryapti. Bu juda ham qo'rqinchli holda bu. A payg'ambarimiz nima deyapti? Islomdagi yaxshi sifatlardan bittasi deyapti. Yaxshi sifatlar, xislatlardan, amallardan bittasi va taqra'us salama ala man arafta va man lam ta'rif. Sen tanigan, tanimagan musulmoningga salom berishliging degan. Shu yuzida, kiyimlarida musulmonni siymosi, musulmonlik alomatini sezdingmi? Sen salom ber. Assalomu alaykum va rahmatulloh deb salom ber. Hadisga amal qil. Va an Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم إمام مسلم صحابة أبو هريرة رضي الله عنه دان الله صحابة أبو هريرة دان راضي بسن روايات قيان حديث دا فيغنبرمز محمد صلى الله عليه وسلم أيتلاب لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ey odamlar siz musulmon bo'lmaguningizcha mu'min bo'lmaguningizcha jannatga kirmaysiz ya'ni iymon keltirmaguningizcha iymon bilan islom bilan vafot etmaguningiz jannatga kirmaysiz nimaga chunki payg'ambar sollallohu alayhi va sallam boshqa hadisda nima dedi عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله رواه أحمد بن حنبل في مسنده إمام أحمد بن حنبل وزن مسند كتابه ده أجايب حديث كتابه أجايب حديث كتابه أحمد بن حنبل حديث كتابه جدا كتلي كتاب لردن حساب لنا صحابة Abu Zar al-Ghifariyda kelgan hadisda payg'ambarimiz aytdilarki, jannatning asosiy kaliti bu ikki islom shahodati. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Mana shu ikkita islom shahodati jannatning kaliti dedilar payg'ambarimiz. Jannatni asosiy ochib kirishlikka sabab bo'ladigan, jannatga kirishga sabab bo'ladigan asosiy sabab nima ekan? Omil nima ekan bu ikkita islom shahodati. Payg'ambarimiz ham mana shu hadisida ikkinchi hadisni ta'kidlayaptilar. Aytayaptilarki, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Ey insonlar, siz iymon keltirmaguningizcha, iymon bilan vafot etmaguningizcha jannatga kirmaysiz. Va la tu'minu hatta tahabbu. Hamda siz boshqa bir musulmonni xolis Alloh rizoligi uchun yaxshi ko'rmasdan turib iymoningiz komil bo'lmaydi. Qachon sizning iymoningiz komil bo'ladi? Qachon iymoningiz kuchli bo'ladi? Qachonki siz shu boshqa musulmonlarni xolis Alloh rizoligi uchun yaxshi ko'rsangiz. Mol dunyosi uchun emas, saltanati uchun emas, nufuzi uchun emas, tanish bilishi uchun emas. Bir
judayam bir nufuzli, boy badavlat, to'q oiladan bo'lganligi uchun emas. Musulmon mu'min birodarligi uchun. İmanı bor bo'lganligi uchun. Shu bor boricha yaxshi ko'rish kerak. Musulmon odamni, mu'minni bor boricha yaxshi ko'rish kerak. Kistasida bir chaqasi bo'lmasa ham iymoni bor, shuning uchun yaxshi ko'rish kerak. Ana o'shanda iymon komil bo'ladi. Endi Muhammad sallallohu alayhi va sallam mehribon zot. Ummatini juda ham yaxshi ko'rib, qayg'urib, yig'lagan zot. Payg'ambarimiz bizga dars berib nima dedilar? Ala adullukum ala shay'in iza fa'altumuhu tahabbabtum. Ey musulmonlar, ey odamlar, sizga bir amalni o'rgataymi? Bir ishni, bir yaxshi ishni o'rgataymi? Agar o'sha amalni qilsalaring, bir-birlaringni Alloh rizoligi uchun yaxshi ko'rasizlar. Bir-birlaringa nisbatan munosabatlaring o'zgaradi. Bir-birlaringa nisbatan muomala bordi, keldi, aloqa yaxshi bo'ladi. Payg'ambarimiz aytdilarki, "Afshus salama baynakum." Oralaringda salomni keng tarqatinglar dedi. Baralla ovoz bilan Alloh rizoligi uchun assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu deb ochiq yuz bilan sunnat bilan birodarni qarshi olish kerak. Muhammad sallallohu alayhi va sallam bitta gapni gapirganlar tabassum qilganlar. Lekin minbarga chiqqanlarida payg'ambarimizning ovozi juda ham kuchli jaranglagan, juda ham kuchli yuqori ohangda gapirganlar. Sahobalar ba'zida vahimaga tushib qo'rqqanidan hayajonlangandan yig'lagan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam go'yoki shu Madinaga bostirib kelishga shay tayyor turgan qo'shinni ko'rib turib xalqni ogohlantirgandek ogohlantirgan. Minbarda Muhammad sallallohu alayhi va sallamni juda ham kuchli vajohat bilan gapirgan, ko'zlari qizargan. Nimaga? Chunki musulmonlarni yaxshi ko'rgan, ummatni yaxshi ko'rgan, musulmonlarni qayg'urgan, ummatni qayg'urgan. Shuning uchun ham minbarda turib yuqori ohangda gapirgan. Yuqori ohangda gapirishligan bu sunnat. Lekin uslub bor. Uslub bor. Arabcha matnni Alloh rizoligi uchun qattiq ohangda gapirib, mana o'zbekcha tarjimasini sal past ohangda yetkizsangiz, shu bizda o'zbek zabonlariga shu qaymoqdek kiradi-da bu. Sinalgan. 2000 yildan beri biz Alloh rizoligi uchun ma'ruza o'qiymiz, biz sinab ko'rganmiz. Arabcha matnni yuqori ohangda gapirib, shu o'zbekcha tarjimasini sal sekinroq, past ohangda gapirsangiz, juda yoqadi odamga. Nimaga? Chunki arabcha matnda joziba bor. Arabcha matnda bir boshqachalik xususiyati bor. Chunki nima deyilgan? Chunki arab tili bu asosiy jannat tillaridan bittasi hisoblanadi. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمن على المؤمن ست خصال يعوده إذا مرض ويشهده إذا مات ويجيبه إذا دعاه ويسلم عليه إذا لقيه ويشمته إذا عطس وينصح له إذا غاب أو شهد رواه النسائي. İmam Nasai o'zini İmam Nasoi bo'ladi. O'zbek tilida endi arabcha İmam An-Nasoi deyishadi. Kichkina Sunan kitobi Al-Mujtaba degan hadis kitobida sahoba Abu Hurayradan rivoyat qilgan hadisda Alloh rozi bo'lsin sahoba Abu Hurayradan payg'ambarimiz aytdilarki, lil mu'mini alal mu'mini sitti xisol. Muhammad sallallohu alayhi va sallam nima dedilar? Lil mu'mini alal mu'mini sitti xisolin. Sittu xisolin. Bir mu'minni, bir musulmonni, ikkinchi mu'min musulmonni ustida 6 ta haqqi bor dedilar. Bir musulmonni, ikkinchi musulmonni ustida 6 ta haqqi bor. Bir mu'minni, ikkinchi mu'minni ustida 6 ta haqqi bor. Musulmon bilan mu'min bu bitta odam. Bu mavzuni İmam al-Bayhaqi o'zini al-Jami'u li shu'abil iymon degan hadis kitobida isbotlagan, oyat hadis bilan isbotlagan. Musulmon bilan mu'min bu bitta odam. Ularda orasida farqi yo'q.
Müslüman, mümin bu bitti adam. Bu akidege tegişli mavzu. Lekin hadisi yan var. Peygamberimiz ne dediler? Ya'uduhu iza marida. Eğer Müslüman kasal bu kasa, ikinci Müslüman onu kiyip ziyaret kılışı kerek. Ve yeşhaduhu iza mata. Eğer birinci Müslüman vafat etse, cenazası gelip katlaşı kerek. Ve yücibuhu iza da'ahu. Davat kısa üyüge, mihmandarçılıkge, valimege, dini şar'i tuyge çakırsa, üzrü bulmasa, keliş gerek tuyge, valimege. Ve yusallimu aleyhi iza laqiyahu. Koçada ketiyatken de uçuraş olsa, salam veriş gerek. Ve yuşammituhu iza atisa. Eğer şu bir Müslüman çükürse, aksa ursa, elhamdülillah dese, Yarhamukallah deyip dua okuş gerek. Ve yansahu lehu iza gaba ev şahida. Hamda uzak kurmagandan kiyin kursa Allah rızalığı için unga şu imanını küçeytiredigen bir kerekli dini malumatlar deyip kızış gerek. Mesela sahabeler her namazdan ki birbirinden tarqalganda Asr surasını okup tarqalgan. Birbirinden tarqalganda Asr surasını okup tarqalgan. Agar sahabalar uzoq muddat bir-birini ko'rmay turib ko'rishib qolsa, bir-biri bilan quchoqlashgan. Sahabalar bir-birini juda ham yaxshi ko'rgan. Hozirgi o'qigan hadisimni Imom Nasoiy rivoyat qilgan. Shu sahabalarga biz harakat qilishimiz kerak. Ularning tarixini o'rganishimiz kerak. Ularning siyratini o'rganishimiz kerak. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning siyratidan keyin sahabalarning siyrati, tarixi musulmonni tarbiyalaydi. وعن قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم بيتا فسلموا على أهله وإذا خرجتم فأودعوا أهله بسلام رواه البيهقي في شعب الإيمان إمام البيهقي وزن الجامع لشعب الإيمان ديجان كتاب ده صحابة قتادة ده رواية ديجان حديثة پیغمبرمز ايتاد لركي Agar siz bir uyga kirmoqchi bo'lsangiz, birinchi salom ayting, salom aytib ko'ring. O'y, teshavoyaku deb baqirmasdan eshik taqillatib, assalomu alaykum va rahmatulloh deb birinchi salom beriladi. Shu uyga kirishdan oldin demak nima qilish kerak ekan? Salom berish kerak ekan. Va iza kharajtum fa audi'u ahlahu bisalam. Endi o'sha uydan chiqayotganda ham, uydan chiqib ketayotganda ham Salam verip geçiş gerek de. Üyge kırıştan aldınam. Salam aytış gerek. Üyden çıkıp geçişten aldınam. Ne kılış gerek? Salam veriş gerek. Bu hadis bu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisleri. Ve an Anas ibn Malik'in radıyallahu anhu kal. Enne Resulallahı sallallahu aleyhi ve selleme kal. Ya bunayya. İza dekhalte ala ahlike fesellim. يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك رواه الترمذي. إمام ترمذي وزن سنن كتاب ده صحابة أنس بن مالك تن رواية تجاه حديثة يتدلر كي پیغمبرمز أنس بن مالك كايت كان كان يا بنيا. إن سوز مسوز ترجمة قلدگن بسك أي أغلم أي بوتام ديدو كو أوزبك تلدا أي بوتام ديدا. ها أي أغلم وزن توش كان Bu masaham odam ba'zida kichkina bolaga ey o'g'lim deydi, erkalab. Yaqin olganidan ey botam deydi. Iza dakhalta ala ahlika fasallim. Agar sen deydi, uyinga kirsang deydi, uyinga kirsang oila a'zolaringa salom ber deydi. Yakun barakatan alayka va ala ahli baytika. Sen deydi uyinga kirib ahli oila a'zolaringa salom bersang seni o'zingga savob nasib qiladi, baraka nasib qiladi, seni ahli baytingga mana shu baraka nasib qiladi degan. Shuning uchun ham uyga kirishdan oldin bizda urf odatda o'zbekni ajoyib urf odati bor, oyat hadisga muvofiq joyi ham bor, oyat hadisga zid joyi ham bor. Endi biz muvofig'ini olamiz, to'g'ri kelganini olamiz.
Üye kırışta aldım bizde şu balacan özbegim nima deydi? Assalamu aleykum deyip üye kıradı. Assalamu aleykum deyip üye kıradı. Selamu aleykum deyip ayeti bu miydi? Bazı bir şeyvalarda şuna kadar salam buladı. Selamu aleykum deyişedi bu ne doğru? Selamu aleykum deyişedi bu hem ne doğru? Assalamu aleykum. Assalamu bana şu lamda alif var. Lam alif deyişedi mi? Assalamu aleykum. Endi Şeva'da qolganda ba'zi bir misol uchun viloyatlarda yoki poytaxtda Şeva'da qolgan assalomu alaykum deyishadi. Bu noto'g'ri bu. Oyatga, hadisga to'g'ri kelmaydigan salomlash. Nafsimizga og'ir botadimi, botmaydimi gapiramiz. Xo'p, hammamiz odam bolasimiz, hammamiz xato qilamiz. Muhammad sallallohu alayhi vasallam nima dedi? Kullun nasi khatta'un ve khayrul khatta'ine tevvabun. Her bir adam hata kılgıvçı. Adam balaları, insanlar hata kılgıvçı. Lekin şu hata kılgıvçılarda içi de en yakşısı hatasını çünüp anlap, derrevozunu onlap doğurla bakan. Bu hadis İbn Mace'nin sunanıdaki gen İmam At-Tabarani'de El-Mu'cam El-Kabir digen hadis kitabıdaki gen. Demek indi Braderler, biz nima qilishimiz kerakkan, to'g'ri salom berishni ham o'rganishimiz kerakkan. Assalomu alaykum degan salom bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. To'g'ri salom berishni ham o'rganishimiz kerak. Allohu azza va jalla hammamizdan rozi bo'lsin. Allohu azza va jalla ilmimizga, umrimizga rizqimizga, vaqt soatimizga, ahli oilamizga, bola chaqalarimizga, qavm qarindoshimizga, shu halol kasbimizga baraka bersin. Olgan ilmimizni to'g'ri tushunib, ixlos bilan ilm olib, ixlos bilan amal qilishlikni, ixlos bilan yetkazishlikni Alloh nasib qilsin. To'g'ri salom berib, to'g'ri salom olishni ham Alloh nasib qilsin. Allah'ım özü günahlarımızı keçirsin. Günahlarımızı af etsin, mağfirat etsin. Hamda Firdevs cenneti de Müslümanlar bile birge bulup Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de cennette ziyaret kılıçlığı nasip etsin. Amal defterlerimizde on kuldan alışlığı nasip etsin. Kıyamet günü peygamber, elçiler, siddiqler, şahidler, doğru söz, sadık bendelerle birle buluşlığı nasip etsin. Mahşargohda quyosh juda ham yaqin kelgan kunda al-arshda soyasida bo'ladigan 27 ta toifa insonda orasida bo'lishlikni nasib qilsin. Sirot ko'prigini chaqmoq tezligida uchib o'tishlikni nasib qilsin. Jannatga azobsiz kirishlikni nasib qilsin. Allohu azza va jalla hammamizdan rozi bo'lsin. Mana shu bizni kamtarona oddiy darsimizni ko'p ulug' deb hisoblab, kerakli, zaruriy, lozim deb hisoblab mushohada qilgan, tomosha qilgan birodarlardan, opa-singillardan ham Alloh rozi bo'lsin. Rahmat, salomat bo'linglar. Bir-birimizga haqqimizga duoda bo'laylik, duodan bir-birimizni qoldirmaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.